Like Ekrebinlerine hepiniz hoş geldiniz. Enerji sisteminin tüm paydaşlarından, kamudan, özel sektörden, üniversitelerimizden, sanayiden, NGO'lardan, sektörel derneklerden ve enerji basınından çok fazla ilgi aldık. Toplamda 1200'e yakın bir kayıta ulaştık. Öncelikle yoğun ilginiz için, katılımınız için hepinize çok teşekkür etmek isterim. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın açılış konuşması ile başlayacağız. Daha sonra Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol ve TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Sayın Kıvanç Daimler'in katılacağı bir panel ile devam edeceğiz. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol'a bu yoğun gündemi içerisinde bizlerle olduğu ve çok değerli görüşlerini paylaşacağı için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı'yı takdim ediyorum. Merhabalar, değerli katılımcılar. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi AGEK'in Sürdürülebilir Enerji ve Yeni Gerçeklik konulu webinarına hoş geldiniz. Değişimin hızlandığı bugünler bizi yeni bir gerçekliğe taşırken aşina olduğumuz salonlar yerlerini bugün birlikte olduğumuz gibi dijital platformlara bıraktı. Dijitalleşmenin olanaklarıyla AGEK'te enerji sektörü paydaşlarını bu süreçte bir araya getirmeye devam ediyor. Bu webinarın çok yüksek bir katılım ve yoğun ilgi gördüğünü görmek beni çok memnun etti. Dolayısıyla bugünü, enerji sektöründe yaşadığımız değişimleri ve geleceğimizi değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Doktor Fatih Birol'a yoğun gündemine rağmen bugün bizlerle beraber olduğu için ve birazdan paylaşacağı çok taze, çok değerli görüşleri için şimdiden çok teşekkür ediyorum hepimiz adına. Ayrıca TÜSİAD'da enerji sektörünün daha verimli, rekabetçi ve sürdürülebilir geleceğe uzlaşması yönünde çok değerli çalışmalar yapıyor. Kıvanç Bey, Kıvanç Zaimler oradaki çalışmalara liderlik ediyor. Ve bu önemli perspektifi bugün bizlerle kendisi paylaşacak. Ona da katılımı için teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılar, pandemi sürecinde Türkiye enerji sektörü olarak kamu ve özel sektör hep birlikte enerji arz güvenliği, arz kalitesi ve müşteri memnuniyeti açısından başarılı bir dönem, başarılı bir performans sergiledik. Hizmetlerin ve operasyonların güçlü şekilde sürdürülmesini sağladık. Bu da göstermektedir ki bu sektörde başarıyla yürüyoruz, ilerliyoruz. Ayrıca bu dönemde bir kez daha gösterdi ki, sürdürülebilirlik sektörümüzün ana gündem maddesi olmaya devam edecektir. Finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik odağının artırılması, daha verimli, rekabetçi ve teknoloji odaklı bir enerji geleceği için atacağımız adımlarda bize yol göstermeye devam etmelidir. Buna özen göstermeliyiz. Diğer taraftan da enerji ekosisteminin paydaşları olarak kamu, özel sektör ve üniversite işbirliklerimizi daha da güçlendirmeliyiz önümüzdeki dönemde. Sabancı Üniversitesi 20. yıl dönümünü kutluyor. 10 yaşını tamamlayan üniversitemizin enerji ve iklim merkezi AGEK ise her geçen yıl büyüyen bir etkiyle güçleniyor. Bir kez daha başta Fatih Birol Bey olmak üzere tüm AGEK'teki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Enerji gündeminde öne çıkan konulardaki raporlarıyla ve bu tür etkinlikleriyle en üst düzey paydaşları bir araya getirmeye devam ediyor AGEK. Üniversitemizin merkezlerinin üstlendiği rol bakımından AGEK'in konumu bize büyük memnuniyet veriyor. Şimdi AGEK, analitik modelleme altyapısı ve analizleriyle yürüttüğü Türkiye Enerji Görünümü çalışmasını
COVID sürecinin etkilerine de ışık tutacak şekilde güncelliyor. Turkey Energy Outlook kitabı da yakında tamamlanacak. Türkiye'de alanında bir ilk olacak bu çalışma için tüm IKEK ekibine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Sözlerimi tamamlarken IKEK'e destek olan, IKEK çok özel bir model ülkemizde, IKEK'e destek olan yönetim kurulu üyelerimize ve IKEK'in değerli sponsorlarına, Borusan EnBW'ya, Enerjisa, Engie, Eren Holding, Petrol Ofisi, Sanko Enerji, Shell, Sokar ve Zorlu Enerji'ye kıymetli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bu başarılı bir örnek modeldir. Tüm katılımcılara ve sponsorlara ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Bir kez daha Fatih Birol Bey'e, Kıvanç Zaimler'e bugünkü katılımları için teşekkür ederken tüm katılımcılar için verimli bir panel olmasını diliyorum. Ve Bora Bey'e geri dönüyorum, veriyorum sözü. Güler Hanım çok teşekkürler. Sayın Güler Sabancı'ya konuşmaları için çok teşekkür ederiz. Panele geçmeden önce akışımız hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. İlk turda Fatih Bey'den ve Kıvanç Bey'den son 6 ayı, bu çok çarpıcı son 6 ayı ve 2020 yılının tamamı için bugünden nasıl gördüklerini, değerlendirmelerini almaya çalışacağım. İkinci turda ise daha orta, daha uzun vadeli, daha vizyoner, stratejik bakışlarını aktarmalarını rica edeceğim. Fatih Bey, uygun görürseniz sizinle başlamak isterim. Dünya enerji sektörü, önce petrol fiyatlarındaki büyük değişim, hemen arkasından hepimizin içinden geçtiği bu COVID pandemisinin etkileriyle çok çarpıcı bir dönemden geçiyor. Ve eminim ki bütün katılımcılar ve Türkiye enerji sektörü tüm bu konularda küresel otorite olarak sizi burada bulmuşken dünya enerji ekonomisinde ne tür gelişmeler yaşandığını sizden dinlemeyi çok istiyor. Değerlendirmenizi alabilir miyiz? Ve 2020 yılının devamı için sizin gündeminizde neler var Fatih Bey? Çok teşekkür ederim Bora Bey. Öncelikle beni davet ettiğiniz için Kıvanç Bey, sizi uzaktan da görmek, uzaktan da olsa görmek çok güzel. Teşekkürler. Güler Hanım şimdi ayrıldı ama benim Güler Hanım'a ulaştıracak bir mesajım var. Onu arkadaşlar verirlerse sevinirim. Güler Hanım yeni Akik'in çıkacak kitabından bahsetti. Türkiye enerji görünümü. Bence son derece önemli. Sizi tebrik ediyorum Bora Bey. Bu çalışmaya önderlik ettiğiniz için birçok Türkiye'deki sektör paydaşlarıyla birlikte. Ama Güler Hanım, benim söylemek istediğim mesaj başka bir kitapla ilgili. Geçen haftalar içerisinde Güler Hanım'ın son yazdığı kitap, Bir Üniversite Kurarken kitabı elime geçti. Çok kısa sürede benim için çok kolay bir şey değil ama çok kısa sürede bitirdim kitabı. Son derece güzel bir kitap. Tarihe bir yolculuk yaptık. Yıllar öncesine. Onun için çok teşekkür ettiğimi Güler Hanım'a iletirseniz bu çok güzel kitap için sevinirim. Şimdi COVID'le birlikte neler oldu, neler bitiyor? Önce bunu bir konuşalım. Bu yıl dediğiniz gibi Bora Bey, şu ilk 6 ay ve bundan sonraki 6 ay için, daha sonra da dediğiniz gibi ileride neler olacak? Şimdi ilk söylemek istediğim şey şu. COVID dünya enerji sektörüne şimdiye kadar hiç yaşamadığı bir şok yaşattı. Bütün yakıtlar, bütün sektör bundan çok ciddi olarak etkilendi. Etkilenmeyen sektör yok. Ama bu etki bazı sektörlerde, bazı yakıtlarda daha fazla, diğerlerine biraz daha az oldu. Önce şundan başlayayım. Bu yıl içerisinde, 2020 yılı içerisinde
dünya enerji kullanımı, dünya enerji talebinde çok büyük bir düşüş bekliyoruz. Ekonomik sorunlardan dolayı. Bu düşüş o kadar büyük ki, bu seneki düşüş 2009 yılındaki finansal krizdeki düşüşten sonra olan enerji talebindeki düşüşten karşılaştırdığımız zaman 7 kere daha hızlı bir düşüş var. 2020 yılındaki düşüş, 2009 yılındaki düşüş enerji talebine baktığınız zaman bu seneki düşüş 7 misli daha büyük. Bunu şeyi anlamak için söylüyorum. Yani anlayalım, bu enerji sektöründeki yaşadığımız şokun derecesini iyice idrak edebilmemiz için 2009'a göre 7 misli daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bu bir. İkincisi, petrole baktığımız zaman belki bütün yakıtlar içerisinde en fazla darbeyi alan yakıt petrol. Niye? Son derece basit. Petroldeki talebindeki düşüş hem diğer yakıtlarda olduğu gibi ekonomideki çöküşe etkileniyor ama aynı zamanda dünyanın birçok yerinde hala bazı ülkelerde insanlar evlerinde kaldıkları için ulaştırma ve arabalar, otobüsler, uçaklar bunları kullanamıyorlar. Dünya petrol talebinin %60'ı tamamıyla ulaştırma sektöründen geliyor. O bakımdan dünya petrol talebinde büyük bir düşüş gördük. Ve Nisan ayının başında bu düşüşü görüp ben şunu dedim. Bütün uluslararası basına, herkese, Nisan ayı dünya petrol tarihine kara Nisan olarak geçebilir diye. Nisan ayının başına söyledim bunu. Ve hakikaten Nisan ayının sonuna doğru dünya ilk defa tarihte eksi petrol fiyatları gördü. Amerika'da eksi petrol fiyatı. Hadi bakalım. Yani insan hiç düşünmediği, beklemediği şeyler oldu. O bakımdan buna kara Nisan dedik ve gerçekten de öyle çıktı. Şimdi petrol piyasası son derece önemli. Sadece enerji için değil, dünya finans piyasaları için son derece önemli ve petrol piyasalarındaki kırılganlık öyle bir seviyeye geldi ki dünya finans dengelerinde çatırdamaya yol açabilecek bir seviyeye geldi. O yüzden ben G20 enerji bakanlarını, Suudi Arabistan dönem başkanı, Suudi Arabistan enerji bakanı Prens Abdülaziz ile birlikte G20 enerji bakanlarını olağanüstü bir toplantıya davet ettim. Ve toplantı sonrasında alınan kararlar hem OPEC üyesi ülkeler hem de OPEC'e üye olmayan ülkeler, ABD gibi, Kanada gibi, Brezilya gibi ülkeler bir araya geldiler ve yaptıkları, üretimle ilgili yaptıkları düzenlemeler neticesinde şu anda petrol piyasalarında yavaş da olsa bir toparlanma görüyoruz. Fiyatlar şu anda 40 dolarlara gelmiş vaziyette. Yani o kara Nisan'dan bir çıkış görmek durumundayız. Doğalgaz. Doğalgaz da hem ekonomideki, endüstrideki çöküş hem de aynı zamanda birçok ülkede, dünyada kış ayları beklendiğinden daha sıcak geçti. Bu yüzden talepte çok ciddi bir düşüş oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük düşüş doğalgaz talebinde dünyada. Bu da doğalgaz fiyatlarında bildiğimiz gibi düşüşe neden oldu. Avrupa'daki doğalgaz fiyatları 1 euroların altına düştü. Hatta orada da eksi görülebilir mi diye bir soru işareti doğdu. Kömür. Kömür talebinde de çok büyük düşüş var. Çünkü dünya kömür talebinin yarısı Çin'den geliyor. Çin'de bildiğimiz gibi bu virüsün ilk başladığı yer. Çin ekonomisi başlarda çok ciddi etkilendi. Hindistan gene öyle.
ve dünya kömür talebi de büyük bir zayıflama görüyoruz. Yenilebilir enerji. Bütün bu kara haberler içerisinde yenilebilir enerji çok da az da olsa birazcık büyüdü. Tek artı buradan geliyor. Yani yeşil, diğerleri hepsi kırmızı. Tek yeşil buradan geliyor. Bunun da nedeni çok düşük olan elektrik talebini birçok ülkede hükümetler yenilebilir enerjiye alım garantisi verdikleri için yenilebilir enerji kullanmaya başladılar. O yüzden yenilebilir enerji geçmişe göre tabii son derece düşük bir büyüme var ama ufak da olsa bir büyüme görüyoruz. Elektrik talebinden de bahsedeyim burada. Dünya elektrik talebi, yani bir şey elektrik kullanım eğrisine baktığımız zaman normal hafta arasında bile tipik bir pazar günü, yani COVID'den önceki bir pazar günü eğrisine döndü. Son derece düşük bir tüketim ve tüketim tamamıyla konut sektörüne dayalı bir tüketim eğrisi oldu. Ama şunu da söyleyeyim, bu arada şunu da kavradık hepimiz bence. Elektriğin hayatımız için ne kadar önemli olduğunu anladık. Komünikasyon, yani haberleşmemiz, eğitim, hastanelerin çalışması, bunların hepsi elektrik sayesinde oldu. O bakımdan hep söylüyorum, elektrik sektöründe çalışan işçilere, mühendislere, yöneticilere hepsine teşekkür ediyorum. Ben orada yaşamıyorum Türkiye'de ama annem orada, ailem orada, onların namına sizlere teşekkür ediyorum. Bir de şuna bakmak istiyorum. Enerji sektörü. Ne oldu dünyada? Endüstri. Enerji endüstrisi. Petrol, doğalgaz, elektrik, yenilenebilir, bunlara baktığımız zaman. İki tane önemli gelişme. Bir, 2020 yılında dünyadaki enerji yatırımlarında yaklaşık %20'lik bir düşüş. %20'lik bir düşüş. Bu da 400 milyar dolarlık bir düşüş demek. Bu da tarihte olmamış bir şey. 400 milyar dolarlık bir düşüş. Bütün enerji sektöründe ama en büyük darbeyi burada petrol sektörü, petrol sektörü içerisinde de Amerika'daki kaya petrolü en büyük darbeyi alıyor. Artı ikinci söyleyeceğim konu, dünya enerji endüstrisiyle ilgili çok ciddi bir işten çıkarma dalgası. Bizim istatistiklerimize göre şu an itibariyle sadece enerji sektöründe ilk 6 ay itibariyle 3 milyonu aşkın insan işini kaybetti. 3 milyonu aşkın insan işini kaybetti ve önümüzdeki 6 ay içerisinde buna ilaveten 3,5 milyon kişinin daha işini kaybetme riski ciddi olarak önümüzde duruyor. İstihdam sorunu genelde, ben bunu daha önce de söylemiştim Nisan ayında, en büyük, en fazla duyacağımız kelime önümüzdeki aylar içerisinde enerjide olsun, başka ekonomi başka yerlerinde olsun, işsizlik, işsizlik, işsizlik. Bu çok büyük bir sorun olarak karşımıza gelecek. Enerji sektörü de bundan muaf değil. Hatta en fazla darbeyi yiyen sektörlerden bir tanesi olacak dünyada. Son olarak Bora Bey'i bitirmeden önce enerjiyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Karbondioksit emisyonlarıyla. Biliyorsunuz, biliyoruz, karbondioksit emisyonları iklim değişikliğine neden olan en önemli gaz. Bizim tahminlerimize göre bu sene, esasen tahmin diyorum ama ilk 5,5 ayı data, istatistik elimize veri, ondan sonra geri kalan 6 ay tahmin şeklinde 2020 yılı içerisinde, yani bu yıl içerisinde dünyadaki karbondioksit emisyonlarında büyük bir düşüş görüyoruz.
Bu düşüş son 10 yıldaki emisyonlardaki artışı bir kalemde silecek. Bu seneki düşüş son 10 yıldaki artışı bir kalemde siliyor. Ama ben şunu söyleyeyim, ben bu düşüşe sevinmiyorum. Bu sevinilecek ve bir müjde olarak görmüyorum. Nedeni de şu, bu düşüşün nedeni doğru enerji politikaları, doğru çevre politikaları değil, ekonomilerin çökmesi, yüz binlerce insanın hayata veda etmesi. Yani bu düşüşün ana nedenleri kötü şeyler, iyi şeyler değil. O yüzden bu düşüşü kaydediyorum ama bunun kutlanacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi bundan sonra ne olacak? Belki burada durayım. Şey yapayım, bundan sonra ne olacağını da hep beraber daha sonra tartışalım. Teşekkür ederim bana ayırdığınız zaman için. Çok teşekkürler Fatih Bey bu değerli perspektif için. Kıvanç Bey, hemen size dönüyorum. Tüm bu küresel gelişmeler, Türkiye'ye etkisi nasıl oldu? Bizim enerji sektörümüze öne çıkanlar neler? Ne tür aksiyonlar alındı? Biz son 6 ayı nasıl geçirdik? Ve sizin 2020 için değerlendirmeniz nasıl olur? Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum önce davetiniz için. Hem de 1200 katılımcının kayıt yaptırdığını öğrendim. Bundan ayrıca büyük memnuniyet duydum. Webinarın konusu yeni gerçeklikti. Esasında ben bunu zaten değişmekte olan sistemin değişiminin hızlanması, dünden bugüne hazır olanların bu değişime daha hızlı ayak uydurduğu bir dönem olarak adlandırıyorum. Sorunuzun cevabını da öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik odağında 3 başlık ile ilişkilendireceğim. Birincisi verimli büyüme, ikincisi yenilenebilir dönüşüm, üçüncüsü ise tüketici ve teknoloji, ki bunlar bizim TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu'nda odağına aldığı ve yapısını şekillendirdiği konular. Bu pandemi döneminde Türkiye'de neler yaşadık? Bir kere sağlık sistemi çok başarılıydı ve kendini ispatladı. Enerji sektörünün hayatın devamlılığı ve ekonomi için stratejik önemini hep konuşuyorduk, bunu yaşadık, gördük. Bu dönemde kimsenin evine tüp gitmediği olmadığı, aracına yakıt bulmadığı olmadığı, sanayide, evinde doğalgazı, elektriği hiç kesilmedi. Altyapı hizmetleri kesintisiz yapıldı. Hayatın devamlılığı için bu pandemi döneminde kesintisiz kaliteli enerjinin ve ilgili hizmetleri sağlama sorumluluğumuzun önemini daha iyi anladık. Esasında Türkiye genel olarak altyapı olarak hazırdı. Arz güvenliği yetkinliğimizi kanıtladık. Demin Fatih Bey iletti. Ben de bir enerji sektörü gönüllüsü olarak sektördeki bütün çalışan arkadaşlarımıza, bütün enerji sektörü çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Ne yaşadık? Demin Fatih Bey dünya örneğini verdi. Türkiye'de de benzerlerini yaşadık. Talepte bir daralma oldu. Ödemelerde, tahsilatlarda problemler oldu. Nakit akışları aksadı. Müşteri ilişkileri değişti. Dijital platformlar daha fazla kullanmaya başlandı. Ama ülkemizde, Türkiye'de kamunun tercihi hem sağlık sistemini güçlü tutmaya çalışırken ekonomik hayatı da olabildiğince devam ettirmek üzereydi. Allah'a şükür istihdama sektörümüzde dokunulmadı. Ekonomik şartlar, zaten makroekonomik dalgalanmalar, Türkiye'de dövizin dalgalanması, bununla beraber yükselmesi, bugün geldiğimiz faiz oranları esasında nispeten farklı krizlere dayanıklı olan enerji sektörümüzün bildiği şeylerdi. Çünkü sektörde şunu öğrendik, bu tip krizleri krizin esnasında yönetemezsiniz. Dünden hem finansal olarak, nakit olarak, risk yönetimi olarak esneklik anlamında hazırlık olmanız lazım. Bu önemli bir öğreti, önemli bir sınavdı. Ama unutmayalım, bu sınav hala devam ediyor. Dolayısıyla sektörde güçlü oyunculara sahip olmanın, kurumsallığın ve sürdürülebilirliği odağına almanın avantajını yaşadık diye düşünüyorum. Fatih Bey küresel petrol dünyasındaki dalgalanmalardan bahsetti. Bu tabii jeopolitik faktörler taleple birleşti. Biz Türkiye'de hidrokarbon arama ve üretiminde yoğun çabalarımız var. Ama halen birinci enerjide ithalata dayalı bir ekonomiyiz. Bu ham petroldeki Brent'teki düşüş Türkiye'nin lehine ama
Bu bize bazı fırsatları değerlendirme şansını verdi. Depolarımızı doldurma şansı, yakın vadede de göreceğimiz doğal gaz fiyatlarının etkisiyle. Ama Türkiye ekonomisi de dünya ekonomisine bağlı. İhracatımız, vergi gelirlerimiz, esasında petrol fiyatlarının bir dengede olması lazım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü global piyasalardaki bu volatilite, bu dalgalanma aksiyonları ve öngörülebilirliği zorlayan bir unsur. Bunu aşabilmek için de öngörülebilir piyasaları güçlendirmek ve verimlilik gibi alanlarda sektör olarak ödevlerimizi yapmaya devam etmeliyiz. Değişime baktığımızda talepte biraz normalleşmeyi, biraz toparlanmayı görüyoruz. Kamunun aldığı tedbir paketleri gayet etkili oldu. Kriz ve risk yönetimine ve gelecekte olabilecek dalgalanmalara hazırlıklı olmak için de bu derslerimizi unutmamalıyız. İklim ve dijitalleşme konuları sektörün genelinde daha üst sıralarda konuşmaya başlandı. Enerji verimliliği burada en önemli büyüme alanı olarak ortaya çıkıyor. Enerji altyapısının sağlamlığı ve yenilenebilir enerji yine olmazsa olmazlarımız. Ben burada krizde değişmeyen ne var diye bakarsak iki konu hep önümüzde. Öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik. Nitekim bahsettiğimiz tüm bu değişimlerin nihayetinde etki ettiği ve bizi derinden düşünen noktalar bunlar. Bu son 6 ayda bize bunları gösterdi. O yüzden de TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu'ndaki yapımızı da bu şekilde oluşturmuştuk. Kamu ve kamuoyu ile istişare edip paylaşarak destek olmaya çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi gelecek krizlerde karşı önemli olan öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik için sektörün işleyişini piyasa kurallarına bırakan kamu anlayışı ile bu dönüşümü gerçekleştirmek ve güçlü bir enerji sektörüne sahip olmak adına sermaye yapısı kuvvetli sektör oyuncularının önemini burada vurgulamak lazım. Yatırımlara doğru veren, doğru yön veren, rekabetçi ve etkin bir piyasada fiyatların rekabetçi ortamda oluşması ve piyasa dinamiklerinin çalışması önemli. Piyasa fiyat sinyallerini bozan uygulamalardan kaçınmalıyız. Çünkü bunlar hem öngörülebilirliği hem de sürdürülebilirliği derinden etkiliyor. Yani kuralların yazılı şekilde uygulanması ve güven tesisi burada çok önemli. Çünkü bu yatırım kararları için belki ikinci turda konuşuruz. Yani bugünkü global 5P gibi trendler var. Gelecek için yatırımlar gerekiyor. Burada altını çizmeden edemeyeceğim. Burada tüketici tarafında da bilinçli tüketicilerin olması çok önemli. TÜSİAD biliyorsunuz bir sanayici grubu ve en önemli enerji tüketicilerinden bir tanesi. Bugün tüketicinin kamunun odağından çıkıp enerji sektörünün odağına konumlanması gerektiğini görüyoruz. Çünkü tüketicilerimizi sübvanse ettiğimiz zaman kamu kaynakları üzerinde sürdürülebilir olmayan bir mali yük oluşturuyoruz. Ve bu yükün finansal piyasalara etkisiyle yatırımlar ve büyümeler negatif etkileniyor. Tüketicinin enerji sektörüne sadece düşük maliyet kalemi olarak bakması yerine burada yatan değeri, teknoloji ve iklim odağındaki değişimi ve bu maliyetlerin desteklenmesi lazım. Son günlerde YEKDEM'le ilgili çok yazılıyor, konuşuluyor. YEKDEM hem elektrik üretiminde yerli kaynaklarının payının artırılması hem de uzun vadede elektrik üretim maliyetlerinin aşağı inmesine hizmet eden bir mekanizma. YEKDEM santrallerine kilowatt saat başına bir teşvik veriliyor ki o ayki yenilenebilir üretimine bağlı. Sadece bizim Nisan-Mayıs gibi rekor yenilenebilir ürettiğimiz aylarda ki YEKDEM maliyetlerine bakarak YEKDEM'i eleştirmek doğru değil. Ki YEKDEM'in maliyeti arz ve talebin karşılaştığı yerde oluşan bir piyasa takas fiyatı ile birlikte düşünülmesi gereken bir unsur. Tüketiciye nihai maliyeti bu şekilde oluşuyor. Bunu aylık değil biraz uzun vadeli düşünmek lazım. Burada bir öngörü zorlu olduğunu farkındayız. Ama bunun da çözümü ikili sabit fiyatlı uzun dönemli anlaşmalarda ve bugünkü piyasalarımızda buna imkan veriyor. Yani esasında tüketici açısından da bir öngörülebilirlik satın alabilir durumda. Yani özet olarak bu kriz bize gösterdi ki enerjiyi yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde üretmek ve tüketmek için yapılacak düzenlemeler bizim ülkemizin verimli büyüme hedeflerine ulaşmasında da anahtar rol oynayacaktır. Çok teşekkürler Kıvanç Bey. Burada istihdam, COVID kaynaklı etkilerin, istihdam üzerindeki etkilerini Türkiye enerji sektörü olarak daha az yaşadığımız bilgisini paylaştınız. Bu herkes için sanıyorum çok sevindirici. Biz genç nüfusumuzla, nüfus artışımızla, artan şehirleşme, mobilite trendleri, ekonomik sosyal gelişme hedefleri,
enerji fiyatlarının henüz tam olgunluk seviyesinde olmaması, ki buna da ayrıca değindiniz, nasıl daha iyileri taşırız. O yüzden Türkiye enerji sektörü için daha fazla fırsat var pek çok enerji ekonomisine göre diyebiliriz sanıyorum. İkinci turda sorum da o çerçevede olacak. Fatih Bey, bu arada sorular da akmaya başladı. Kıvanç Bey de değindi. Petrol fiyatları. Aslında biraz önce bahsettiniz ama petrol fiyatlarının bundan sonraki seyri, petrol fiyatlarının etkileyen dinamikler ve Türkiye enerji ekonomisine bunun etkisi nasıl olur? Ve Türkiye enerji sektörü ya da sistemi petrol exposure'ını daha azaltmak için ne tür aksiyonlar alabilir? Bununla ilişkili çok fazla soru görüyorum ekranda. Ve sizin biraz önce söylediğiniz iyi şeylerden dolayı olmadı. Yani eşsiz bir dönemden geçtik ama olumsuz anlamda eşsiz bir dönemden geçtik aslında. Ve iyi şeylerden dolayı olmayan bir karbon ayak izi düşüşü var. Daha sürdürülebilir. Bu eventin adını da öyle koyduk. Başından beri de onu konuşuyoruz. Kıvanç Bey'in söyledikleri de o paraleldeydi. Daha sürdürülebilir bir enerji geleceği için daha az karbon, daha verimli, daha teknoloji odaklı nerelerde fırsat var ve karar vericilere, siz Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı olarak yatırımcılara, policy makerlara ne tür ödevler, görevler düştüğünü düşünüyorsunuz? Evet, teşekkür ederim Bora Bey. Şimdi kısaca söyleyeyim. Ben önümüzdeki 6 aya baktığımız zaman 2 tane global bir belirsizlik görüyorum. Bir tane de önemli bir soru işareti. Nedir onlar? Belirsizlik, bir numaralı belirsizlik. Acaba ikinci bir COVID dalgası gelecek mi? Çünkü ikinci bir dalga gelirse bu bütün herkesin planını bir daha bakmasını gerektirecek. Bu bir. İkincisi, global belirsizlik. Acaba dünya ekonomisindeki toparlanma nasıl bir seyir izleyecek? Ben bunu gene Nisan ayında söylemiştim. Mesela IMF'in toparlanma rakamlarının o zaman gereğinden fazla iyimser olduğunu düşünmüştüm ve gerçekten IMF şimdi onları daha negatif olarak revize ediyor. Şu anda dünyada %6'lık bir daralma bekliyoruz. Bu nasıl olacak? Acaba U şeklinde mi bir toparlanma olacak? V şeklinde mi? W şeklinde mi? Bu da ikinci belirsizlik. Üçüncü önemli olan, global olmayan ama global etkisi olacak şey de Kasım ayındaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler. Bu seçimlerin sonucu da dünya ekonomisine ve politikasına ciddi anlamda etki yapacak. Birkaç tane enerji sektörüyle dünyadaki enerji endüstrisi de ilgili. Şu anda onların en fazla düşündüğü şeyler nelerdi onu bahsedeyim. Ondan sonra petrole geleyim. Şu anda düşündükleri şey şu. Paraları olmadığı için, yeterli finansal imkanları olmadığı için yatırım yapma kapasiteleri son derece sınırlı. Bu böyle olunca bu ileride talep arz dengesine ciddi olarak bir damga vurabilir. Eğer talep hızlı bir şekilde yükselirse, arz yani yatırımlar yeteri kadar olmazsa bu bazı ülkelerde ciddi sorunlar çıkartabilir. Bu birinci mesele. İkinci mesele, demin de bahsettim, birçok şirket ciddi anlamda işten çıkartmak zorunda kalacak. Mühendisi, işçisi, yöneticisi enerji sektöründe işten çıkartmak zorunda kalacak ve tekrardan işler düzeldiğinde, inşallah yakında olur ama işler ne zaman düzelse o insanları tekrar işe almak son derece çetrefilli bir iş. Bu da ikinci bir sorun. Üçüncüsü, ki aslında şunu da söyleyeyim bir dipnot olarak, dün Dünya Ekonomik Forum Davos'un başkanı Klaus Schwab ve ben organize ettiğimiz bir toplantı vardı. Birçok bakanın katıldığı,
dünya çapında 50 kadar iş insanının katıldığı bir toplantı vardı. Kıvanç Bey de sağ olsunlar katıldılar. O toplantıda çıkan bir konu da şu. Enerji sektöründeki konsolidasyon, yani yeteri kadar finansal kaynağı olan bazı enerji şirketleri Covid'den dolayı zor durumda kalan enerji şirketlerini şey yapabilirler, yutabilirler. Burada özellikle, yani finansal gücü olan şirketler derken, özellikle Asya'daki ve Orta Doğu'daki ulusal enerji şirketlerinde dikkat çekmek isterim. Bunların çünkü kapasiteleri, finansal kapasiteleri oldukça güçlü. Bu da enerji sektöründe olan gelişmeler. Yani enerji endüstrisi olan gelişmeler. Petrole gelince, petrolde şimdi bizim öngördüğümüz gibi Kara Nisan'dan sonra bir toparlanma başladı. Talep toparlanıyor. Talebin hala zayıf olduğu petrol sektörünün tek bir yer var. O da aviation, yani uçaklar. Uçaklar, yani hava ulaşımı diyeyim, daha doğrusu hava ulaşımında orada hala zayıf. Ama şunu unutmayalım, hava ulaşımındaki petrol tüketimi dünya petrol tüketiminin sadece %7'si. Arabalarda, otobüslerde, kamyonlarda, petrokimya endüstrisinde bir normale doğru hafiften bir geçiş var. Onu söylemem gerekir. O bakımdan eğer üretici ülkelerin politikalarında bir değişiklik olmaz ise fiyatlarda toparlanmanın devam edebileceğini söyleyebiliriz şu an itibariyle. Ama demin dediğim gibi ekonomik büyümenin nasıl seyredeceği, ikinci bir Covid dalgasının gelip gelmeyeceği son derece ciddi bir sorun. Petrol derken son bir şey daha söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bana bayağı zaman verdiniz. Adaletli bir şekilde. 6 saniye kuralını bana uygulamadınız. Teşekkür ederim. Çok adaletli bir şekilde. Şunu söyleyeyim. Bizim direkt ilişkide olduğumuz, ticari ilişkide olduğumuz birçok Orta Doğu ülkesi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Irak, Cezayir, Libya, birçok körfez ülkesi, İran. Çünkü bu ülkelerin ekonomileri tamamıyla petrole endeksli. Mesela Irak'ı söyleyeyim. Son derece ciddi bir sorun. Covid'in en fazla etkisini gösterdiği yer, ekonominin en fazla çöküşe gittiği yer ve politik stabilitenin en zayıf olduğu yer. Yani birçok şeye yol açabilir. O bakımdan biz mesela söz bana sordunuz ajans olarak, Irak'la yakından çalışıyoruz. Yeni Irak Başbakanı, çok yakından tanıdığım, çok değerli bir insan. Irak özellikle elektrik sektöründe ve gaz sektörüne yardımcı oluyoruz. O bakımdan petrol piyasalarındaki bu gelişmeler ekonomisi petrole dayalı bazı ülkelerde ciddi politik sarsıntılara, hatta zelzelelere neden olabilir. Ben burada durayım. Sözü eminim Kıvanç Bey çok güzel bir şekilde tamamlayacaktır. Ondan sonra soruları da alabiliriz. Çok teşekkürler Fatih Bey. Kıvanç Bey'e de 6 saniye kuralını uygulamadan ama 1-20 dakika içerisinde bitireceğimizi de söyleyerek pası atmak istiyorum. Kıvanç Bey, biraz önce TÜSİAD'da çok değerli çalışmalar yaptığınızdan bahsettiniz. Biz de takip ediyoruz. Yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bu 5D trendinden bahsettiniz. Türkiye'nin dünya ortalaması ile kıyaslandığında büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu ama bunu daha verimli şekilde gerçekleştirmenin önemli olduğunu söylediniz. Verimli büyümenin altını çizdiniz. Ve yeni gerçeklik dediniz birkaç kere. Değişen veya değişmeyen, hiç değişmeyecek enerji trendleri. Bu yeni gerçeklik içerisinde siz Türkiye enerji sektörünün nasıl gelişeceğini öngörüyorsunuz? Özellikle pozitif bir kapanış yapalım.
fırsatları nerede görüyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Biz Galatasaray'ları böyle buldunuz 6 saniye diye biz bu hafta bunun acısını çekiyoruz. Ama ben dün toplantıda ben bu kuralı delelim diyorum. Toplantıda Chatham House kuralları uygulandığı için ben dinleme fırsatını duydum ama paylaşamam. Fatih Bey'in orada istihdamla söyledikleri bir şeyler vardı. Ben belki sonunda onları ilave etmesini en azından bir Türkiye sevdalısı olarak ayrıca rica edeceğim. Çünkü bizim için de çok önemli. Sorunun çok kısa cevabı, çok kısa kesmeye çalışacağım. Yine sürdürülebilirlik, ben yani bu verimli büyümeyi, yenilenebilir dönüşümü, tüketici ve teknolojiyi biraz papağan gibi ağzıma dolandırdım. Enerji, strateji ve uzun vadeli bir oyun. Yani burada petrol, gaz, elektrik hepsine baktığımız zaman hepsinin stratejilerinin birbiriyle uyumlu olması lazım. Bugün örneklerini görüyoruz. Senaryo bazlı çalışılması lazım. Esasında yaşadığımız süreç bize sürdürülebilirliğin değerini, çevre bilincini, enerji ve iklim konularının sosyal boyutunu da hatırlattı. Esasında reçete elimizde hazırdı. Yani enerji dönüşüm başlığında bu 3D ile başladı. Sonra 2D ilave edildi. 5D oldu. İşte dekarbonizasyon, dijitalleşme, dağıtık enerji, deregülasyon, demokratikleşme dedik. Ajansın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu Sustainable Recovery Plan'i herkesin okumasını tavsiye ederim. Yani bütün bu konulara reçeteyi de veriyor. Peki biz Türkiye'de bunun neresindeyiz? Bugün esasında bizim Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2019-2023 stratejik planına bakarsak bütün küresel trendlerin adreslendiğini görüyoruz. Ben o yüzden Fatih Bey'den hani bunların ne kadar örtüştüğünü belirtmesi için, aynı zamanda istihdamla bağlantısı olması için bunu bahsetmesini rica ediyorum kendisi uygun görürse. Çünkü Türkiye'de bu sistemin çalışması damarlardaki kanın akışına bağlı. Bunun için de iki tane hususun altını çizeceğim. Bir, piyasaların öngörülebilirliği, işte rekabetçi ortamda oluşan fiyatlar, doğru fiyat sinyalleri ve buna bağlı yatırım kararları, şeffaflık, kuralların yazılı şekilde uygulandığı, tüketicinin ne istediğine tüketicinin kendi karar verdiği ve enerji sektöründe tüketiciye sahip çıktığı bir ortam. Bu sayede verimli tüm yatırımlar ileriye doğru taşınır, verimsizler de kaybolur. Yabancı sermaye de ülkemize daha fazla ilgi gösterir. İkinci önemli bu kan akışı için gerekli olan konu teknoloji. Bugün dünya teknolojinin demokratikleşmesini konuşuyor. Herkes IT'ci olacak. Bizim kaynaklarımız, talep yapımız bize bu anlamda rekabetçi avantajlar yaratıyor. Şu bir gerçek ki bizim dijital çarpanı yüksek konulara, dijital çarpanı yüksek projelere odaklanıp daha fazla değer yaratmalıyız. Bugün global büyük şirketlerin gündeminde de bu konu var. Yani bugün Amazon, Apple, Microsoft, Nokia, Intel, Google gibi şirketler enerji piyasalarına gelip talep tarafından yenilenebilir enerjiye, dağıtık üretimden piyasa operasyonlarına kadar konuları yapıyorlar. Bunlar nereye hizmet verecek? Enerji verimliliğine, aynı performansı, aynı konforu, aynı üretimi daha az enerji tüketerek almak. Depolama batarya teknolojilerine, esnekliğe, emisyonlara katkıda bulunmak için e-mobility ekosistemine, bu geçiş döneminde fosil yakıtlardaki sürdürülebilir şekilde kullanabilmemiz için karbon yakalama ve karbon fiyatlandırma. Yani esasında baktığımızda yenilenebilirin her aşamada da olduğunu görüyoruz. Bir konu var, altını çizmek istiyorum. Tüm bu gelişmelerin ve oyun değiştirici teknolojinin odağında data var, yani veri var. Bugün enerji şirketleri elindeki veri çok büyük ilave değer yaratabilir. Teknolojik adaptasyonu iyi sağlayan, veriyi işleyen, anlamlandırabilen, veriden operasyonel gelir elde edilen şirketler, kurumlar, yapılar bunu iklim ve ekosistemiyle uyumlu hale getirdiklerinde ciddi fark yaratırlar. Sonuç olarak ben Türk insanının çalışkan, zeki ve hatta girişimci olduğunu biliyorum. Ortanca yaşımız 31, yeni nesil dijitalle doğuyor. Onların için hayatın merkezinde dijital var. İhtiyacımız olan ise organize olmak, eşgüdüm. Bugün bizim Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın stratejik planı ile yatırım ortamını iyileştirme, kalkınma planı, orta vadeli plan, iklim değişikliği politikaları gibi farklı her biri kendi işinde çok doğru olan plan ve politikaları eşgüdüm içerisinde yönettiğimizde hedeflerimize düşündüğümüzden çok daha kısa süre içinde ulaşacağıma olan inancım tamdır. Ben de çok teşekkür ediyorum.
Fatih Bey'de topu kaldırmış oldum galiba, değil mi Fatih Bey, biraz böyle? Bir Galatasaray paslaşması yapalım burada. Evet. Ses gelmiyor galiba. Tamam. Evet Fatih Bey, buyurun. Birkaç soruyla size yöneltmiş olayım. Enerji kaynakları bazında geleceğe bakarken özellikle kömür ve yenilenebilir enerji soruları var. Kömürün ve yenilenebilir enerjinin dünyadaki geleceği bugüne göre nasıl şekillenir? Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hem bunu hem de Kıvanç Bey'in de sorusunu da bir yerde almam gerekirse. Şimdi enerji sektörü son derece önemli bir sektör ekonominin, ama ekonominin tamamı değil. Şu anda çok önemli bir şey oluyor. O da şu: dünyadaki hükümetler büyük kapsamlı, hacimli ekonomik kurtarma paketleri hazırlıyorlar. Şu an itibariyle toplam dünyadaki, Amerika'daki, Avrupa'daki, Çin'deki, Hindistan'daki, Japonya'daki ekonomik kurtarma paketlerin toplamı 9 trilyon dolar seviyesinde ve yıl sonuna kadar bunun 20 trilyon dolara ulaşacağını düşünüyoruz. Şimdi bunun içerisinde, bu ekonomik paketler içerisinde hangi enerji politikaları konulmalı? Hangi enerji politikalarına öncelik vermeli, teşvik verilmeli? Bu önemli. Onun için bize 40 kadar hükümet bize başvurdu. Uluslararası Enerji Ajansı, Kıvanç Bey'in de belirttiği gibi, bir sürdürülebilir ekonomik kalkınma paketi hazırlasın dedi enerji sektörü açısından. Biz de bunu IMF'le birlikte, Uluslararası Para Fonu'yla birlikte bir çalışma yaptık. Ve çalışmada hangi enerji politikaları öncelik verilmeli ki ekonomik büyüme hızlansın, iş bulunsun, yeni istihdam olanakları yaratılsın. Üçüncüsü de dünyanın enerji geleceği temiz ve güvenli olsun. Bu üç amaca ulaşmak: ekonomik büyüme, istihdam, temiz ve güvenilir enerji. Şimdi burada da son önümüzdeki sadece 3 yıla odaklandık. Onun için bütün enerji politikalarına, enerji opsiyonlarına baktık ve birçoklarından yararlanabilir ama 3 tanesi önemli. Bir, bence en önemlisi enerji verimliliği. Çünkü enerji verimliliği niye? Çünkü enerji verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalar emek yoğun çalışmalar. Ve bu da istihdam yaratılmasında, yani enerji verimliliği iş bulma kurumu gibi size istihdam yaratıyor. Evlerin renove edilmesi, çalışmaların yapılması, yolların renove edilmesi, verimliliğin artırılması, bunlar birinci şey, enerji verimliliği. İkincisi, yenilenebilir enerjinin hızlanması, hem güneş hem rüzgar. Üçüncüsü de pek fazla söz edilmeyen, bence son derece önemli, elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve rehabilitasyonu ve geliştirilmesi. Bu da hem istihdamı geliştirecek hem elektrik sektörüne daha rahatlık getirecek. Bu üç tane önemli konu: verimlilik, yenilenebilir enerji ve elektrik şebekelerinin modernize edilmesi ve rehabilite edilmesi en önemli konular olarak gözüküyor. Ve bunlar hem ekonomik büyümeyi, hem istihdama, hem de iyi bir gelecek için bize yardımcı oluyor. Kömüre gelince, şimdi burada özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin kalkınma ya da toparlanma paketinde alacağı kararlar son derece önemli. Dünya kömür tüketimindeki en büyük artış baktığınız zaman 2010-2011 yıllarında oldu. O zaman da Asya'daki Çin gibi ülkelerin finansal krizden çıkış, ekonomik çıkış politikalarında kömüre büyük ağırlık verildi. Acaba aynısı olacak mı, olmayacak mı? Çünkü demin dediğim gibi dünyadaki kömürün yarısını Çin tüketiyor, yarısını geri kalan herkes. O son derece önemli. Onun için biz bu 9
Temmuz'da Uluslararası Enerji Ajansı olarak bir enerji zirvesi düzenliyoruz. 40'tan fazla bakanın katıldığı, Çin bakanının da katıldığı, Amerika'nın da, Avrupalıların da birçok bakanın katıldığı ve o toplantıda sürdürülebilir kalkınma nasıl olur bunu tartışacağız. Çin'in de buradaki kararlarını orada öğreneceğiz. Yenilebilire gelince son olarak yenilebilirdeki büyüme devam edecek ama hızı istenilen seviyede olup olmayacağı kalkınma ekonomik toparlanma paketlerinde yenilebilir enerjiye ilave teşvikler verilecek mi verilmeyecek mi buna bağlı. Ama şu anda gördüğümüz mesela Avrupa'da, Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilebilir enerjiye verilen önem aynen devam ediyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde verilen alım garantilerinde daha yeni uzatmaya gidildi. Bu da tabii önemli olarak kayda geçmesi gereken bir şey. Çünkü yenilebilir enerji sadece çevre açısından değil, endüstri açısından, iş imkanı açısından son derece önemli. Ben isterseniz burada durayım. Başka sorular varsa onları da alalım. Çok teşekkürler Fatih Bey. Ekonomik kurtarma COVID etkisiyle bir taraftan da bunu yaparken, daha geleceğe bakarken sürdürülebilir kalkınma ve bu dünya enerji sektörünü daha verimli bir geleceğe taşımak. Kıvanç Bey, yenilenebilir enerjide Türkiye'deki yatırım modeli ve YEKA, yine çok soru aldığımız bir başlık. Çok kısaca onunla ilgili yanıtlarınızı alırsam sonra doğru yaklaşıyoruz. Ben de mütte kalmışım. Fatih Bey, Uluslararası Enerji Başkanımız olarak zaten bütün dünya ülkeleri için reçeteyi gerçekten verdi. Burada sadece yenilenebilir değil, enerji verimliliği ve şebekelerin modernizasyonu da bir kere istihdam açısından çok doğru olacağını ben çok önemsedim bunu duyduğumda. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Ve hep yenilenebilirin altını çizdiniz. Başta solar, güneş ve rüzgar olarak. Yani Türkiye'ye baktığımızda gerçekten politikalarımız doğru. Yani uygulamayla ilgili olarak geliştirebileceğimiz alanlar var. Ben 3 tane konu görüyorum. Bir tanesi esasında geçici ve kısa vadeli bir konu. Bu pandemi dönemi boyunca tedarik zincirinde ki aksamalardan dolayı yaklaşık 3500 megawatt bu sene sonuna yetişecek yektem şartlarıyla yetişmesi planlanan projeler vardı. Onların başvuru süresinin makul bir seviyede düzenlenmesi, adil bir şekilde düzenlenmesi önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci konusu bizim YEKA sistemimiz. Yani Sayın Bakanımız her toplantıda bunun müjdelerini bize veriyor ve inandığımız gerçekten olumlu bir model. Burada tabii ihale sistemlerinin düzenlenmesinde projelerin gerçekleşme oranlarının yükseltilmesini esas alacak mali ve teknik kriterlerinin ihale aşamasında olması ve yine aynı bu projelerin bunların hukuki ve finansal altyapılarını da oluşturularak esasında biraz daha finanse edilebilirtesini yani bankable olmalarını sağlamak lazım. Yoksa modelin kendisi YEKA olarak tamamen desteklediğimiz bir konu. Üçüncü konu başlığı biraz daha geniş sıfır karbona geçiş yol haritası. Bizim en büyük, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği ve bugün Green Deal gibi olası yaptırımlar var. Türkiye'de bunu farklı farklı kurumlarda biraz ele alıyoruz. Biraz orada eşgüdümümüzü arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabetçiliğinin artırılması için en önemli bir konulardan bir tanesidir. Bu kapsamda yapılabilecekler sıralanabilir. Emisyon ticaret sistemi olabilir. Karbon vergileri gibi daha bir sürü aktivite var. Bunu zaten gerekli platformlarda hem kendi içimizde hem kamuyla beraber hem de kamuoyunda bunu paylaşıyoruz. Benim yani yenilebilir Türkiye için muazzam bir fırsat. Her anlamda ekonomiklik anlamında, istihdam anlamında, rekabetçilik anlamda ve bizi geleceğe taşımak anlamında. Çok teşekkürler. Bugün bu bir saat içerisinde hem enerjinin bugününe dair hem de
orta ve uzun vade geleceğine dair çok değerli tespitleri Fatih Bey'den ve Kıvanç Bey'den dinleme fırsatımız oldu. Hem global perspektif hem de Türkiye enerji sektörünün içinden, kalbinden TÜSİAD şapkasıyla bir perspektifi duymuş olduk. Dünyada COVID etkisi, ekonomik kurtarma, bu çerçevede istihdam boyutu, enerji verimliliğinin önemi, yenilenebilir enerji, enerji teknolojileri, bu eşsiz ama olumsuz etkilerden kaynaklı eşsiz durumu, karbon ayak izini daha politika odaklı azaltmanın önemi, Türkiye'de büyümenin, verimli büyümenin önemi, Kıvanç Bey'in bahsettiği stratejik planlar çok sayıda var ama bunlar için bir eşgüdüm ihtiyacını dinlemiş olduk. 3D'nin 5D'ye geldiğini duyduk. Eminim kayıt listesine baktığım zaman çok fazla üniversite öğrencisi, lisans, yüksek lisans öğrenci katılımı da gördüm. Bunları keywordler olarak eminim not aldılar ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın son dönemdeki raporlarına, özellikle bugün sıkça konuştuğumuz recovery planına da bakacaklar. Kapatmadan önce Sayın Güler Sabancı'ya, Doktor Fatih Birol'a, Sayın Kıvanç Saimler'e sizlerin adına da çok teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi bir saat içerisinde önemli pek çok konuya değindiler. Bence ufuk açıcı, düşündüren ama heyecanlandıran da bir webinar oldu. Ayrıca bu sene 20. yılını gururla kutlayan Sabancı Üniversitesi'nin çok değerli yönetimine ve bize AKK'ye sürekli destekleri için AKK Yönetim Kurulu'na, ben de Borusan EnBW'ya, Enerjisa'ya, ENGIE, Eren Holding'e, Petrol Ofisi'ne, Sanko Enerji'ye, Çele, Sokar'a ve Zorlu Enerji'ye tekrar teşekkür ediyorum. Sabancı Üniversitesi Kurumsal İletişim Ekibi'ne teknik destekleri için, yardımları için çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılara, sizlere de yoğun ilginiz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bir başka AKK etkinliğinde tekrar görüşebilmek dileğiyle saygılar, iyi akşamlar.